Herkese merhabalar, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra yine birlikteyiz. Biliyorsunuz ki videolara ara vermiştim. Bunun sebebi de tamamen iş hayatındaki yoğunluktan kaynaklanıyordu. Evlendiğim aydan itibaren, Eylül ayından itibaren çalışma saatlerim değişti, uzadı. Sabah 8, akşam 7 çalışıyordum ve bu cumartesi günü de dahildi. Haftada bir gün tatiliniz olunca yani onu dengeleyemiyorsunuz. Hem kendinize, hem eşinize, hem evinize, ailenize, arkadaşlarınıza vakit ayırayım derken hiçbir şey yetemediğimi fark ettim ve işten ayrılmaya karar verdim. Bir hafta önce dediğim gibi işten ayrıldım. Şimdi bu video nasıl olacak derseniz böyle arkamdan da görüyorsunuz bayağı bir dağınık bir video olacak. Nedenine gelirsek taşınıyorum arkadaşlar. Hazır taşınıyorken ben aslında evin büyük bir bölümünü toparladım ama sizlere de böyle bir video çekmek istedim. Eve yerleşirken, işte yeni evi temizlerken vesaire işte hepsini birlikte yaşayalım istedim. Çünkü evlendiğimde yani bu evde çok video çekemedim. Onu da dediğim gibi tamamen yoğunluktan kaynaklanıyordu iş hayatımdaki. Evde hatta hiç vakit geçiremedim. Yani eve insan gibi yerleşememiştim bile. İnanın böyle toparlanırken bu burada mıymış, bunu buraya mı koymuşum falan diyorum ki ben tek başıma yerleştiğim halde bunları yapıyorum. Gerçekten çok böyle evde vakit geçiremedim. Bu yüzden de hani üzülüyorum aslında ama birkaç gündür evdeyim. Biliyorsunuz işte dediğim gibi bir hafta önce ayrıldım işten. Birkaç gündür evdeyim ve ya bu ev gerçekten o kadar böyle bana hitap etmeyen bir evmiş ki evde vakit geçirince anlıyorsunuz. Biz akşam 7.30'da eve geliyorduk. İşte yemeğimizi yiyelim, günlük rutin işlerimizi halledelim derken hani sadece evi konaklama olarak kullanıyorduk. Otel gibi kullanıyorduk. O yüzden vakit çok geçiremiyordum. Bir kere arkadaşlar ev hep karanlık. Şu an saat 3. Ben hala ışık yakıyorum. Sabah bu arada çok, bugün günlerden 12 Mart. Çok fazla bir kar yağışı vardı. Orayı da size hatta video çektim. Şu an güneş açtı. Güneş açmasına rağmen evde ışık yakıyorum. Biz 8. katta oturuyoruz. Kuzeydoğu cephe. Ama yani ben şöyle düşünmüştüm hani yüksekteyiz en azından güneş ışığını almasa da bir aydınlık olur, ferah olur, gün ışığı alır diye düşündüm. Yani hep böyle bir karanlık, hep böyle bir basık, hep böyle bir kasvet, hiçbir şey yapasım gelmiyor. Ya kalkıp böyle bir temizlik yapasım bile gelmiyor. Taşıma sebeplerimizi zaten bir videoda da size göstereceğim. Yani bu videoda size göstereceğim. Mutfakla ilgili olan kısım var. İşte dediğim gibi evin hiçbir şekilde güneş almaması. En büyük sorunlarımızdan bir tanesi camlarımız problemli. Mutfak, yatak odası ve oturma odası yani küçük odamız da çok fazla böyle camlarla problem var. Camın araları bildiğiniz aralıklı, söyleyemedim. Hava alıyor. Yani biz bazı geceler yatak odasında yatmıyoruz. Salona geçiyoruz yatmaya. Salonda problem yok ama orada gayet ısınma problemi de yok. Cam problemi de yok. Evde ısınamıyoruz. Ev kuzeydoğu. Evimiz küçük, karanlık, sığamıyoruz. Derken dedim ki hazır işten çıktım. Taşınmaya karar verelim. Verdim yani. Şimdi evin her yeri koli. Her yeri dağınık. Ben mutfağın da bir kısmını toparladım zaten. Ama sizlerle birlikte bunu yine videolayayım istedim. Yani bugün olmasa da hepsini bugün toparlayamasam da en azından mutfağın hepsini bugün toparlayamam diye düşünüyorum. Yine yarın devam ederiz. Bugün işte biz kaç gün var taşınmamıza? 16 Mart'ta taşınacağız biz. Aynen 16 Mart'ta taşınacağız. Taşıma sebeplerimden bahsederken şunu anlatmak istedim aslında. Şimdi burada gördüğünüz 4 tane kapak var. 4 tane kapağın şu en baştaki olan kısmı asla açılmıyor. Şurası şöyle görebilirsiniz açılmıyor. Yani oldukça da büyük aslında güzel şeyler sığardı ama orası açılmıyor. Şu kapak var. Buraya böyle kahve fincanlarımı vesaire koymuştum. Buraya da şöyle yine çay takımlarımı koymuştum. Şöyle buraya organizer sığmadığı için bu şekilde ölü alan oldu. Bir de şu iki kapak var. Bu iki kapakta da hemen göstereyim. Burada da işte makinede şu an yıkanacaklar da var. İşte bardaklarım, günlük kullandığım kupalarım. Çay bardaklarım falan var. Organizer olduğu için bu kadar şey aldı. Burada da yemek takımım, işte pasta tabaklarım, kahvaltı takımım falan var. Yani şöyle şurada iki dolap, bir de şu dolap var. Üste kesinlikle yani üç tane olduğu için sığamıyorsunuz. Şimdi alta geçecek olursak da şöyle hemen göstereyim size. Burada da benim kullandığım bardaklar falan var. Makine şu an çalışıyor. Burayı zaten
videoda göstermiştim. Çelik tencerelere falan koyduğum kısım. Bu arada dağınık biraz, kusura bakmayın. Taşınacağım için, toparlandığım için bir yandan o şekilde. Burada zaten çöp kutusu var. Burayı açmıyorum ve deterjanları falan koyuyorum. İşte o kısım zaten nasıl hiç bilmiyorum. Makinem çalışıyor. Burada da böyle gördüğünüz gibi 3 tane çekmece var. Bir tanesi en alttaki geniş. En alttakinde leğenlerimi vesaire, o tarz plastik kabak kaplarımı koyuyordum, tahtamı falan. Şurada zaten çatal kaşık takımlarım falan var, biliyorsunuz. Burada da şöyle tabaklarım falan var. Bunlar da dağınık, böyle dizmemiştim. Yani dizdim de dağınık, bayağı böyle toparladıklarım da oldu. Mutfak dolaplarım bu şekilde. Şimdi ben bu kadar dolaba gerçekten sığamıyorum. Çünkü dolap organizer dağılmıyor. Bir de karşı taraf var, onu da göstereyim size hemen. Burada şöyle görebilirsiniz. İki tane raf var. Buraya böyle bakmayın. Çünkü şey oldu. Elime geçen kapları falan şu an attım gibi oldu. Şu üstte böyle kek kalıplarım vesaire, onlar var. Onları da almam lazım. Bunları unutmayayım. Burada da şöyle bardakları koyduğum ve en üstte de tavaları koyduğum yer var. Yani şu kısım olmasa inanın hiç sığamayacağım. Yani böyle bu mutfağa zaten sığmam mümkün değildi ama ben şunlara falan güvenmiştim. Bu kısma güvenmiştim. Birçok şeyi anneme geri gönderdim sığamıyorum diye. Traktör'den aldığım şöyle tabaklar vardı. Çok güzeller. Yani bu yılbaşı için özellikle inanılmaz güzel. Size diğer desenlerini de göstereyim. Şöyle. İki tane şu desenden var. İki tane şu desenden var. Bir de bir saniye. İki tane de şu desenden var. Yani gerçekten çok güzel duruyor yılbaşında falan. Bir de 6 lapo pasta takımı bu arada. Bir de şunları almıştım. 2 tane bu desenden var. Pardon, 3 tane bu desenden var. 3 tane de şu desenden var. Bunlar da böyle bakın inanılmaz güzel duruyorlar. Ben bunları 60 TL'ye almıştım. Seramik bu arada bunlar ama ben hiçbir şekilde sorun yaşamıyorum. Her yere, makineye falan atıyorum. Gerçekten çok güzel kullanışlı. Şu an 90 lira falan da herhalde. Yine de alınabilir, uygun bir fiyat. Hemen bunları ben paketlemekle başlayayım. Şöyle 2, 4, 6. Şunları da göstereyim. Bundan da böyle 2 tane almıştım. Şöyle bir tabak yakından görün. Bunlar Kütahya porselenin. Çok güzel, çok sağlam. Ben bunları Teddy'den almıştım. Tanesi 15 lira falan. Küçük pasta tabakları da var. Bu servis tabağıydı. Böyle 2 tane almıştım. Gerçekten güzel. Keşke fazla alsaydım. Yani benim paketlemelerime hiç bakmayın. Ben tamamen kafama göre yapıyorum. Çok böyle bu konuda size örnek teşkil edemeyeceğim. Hatta eminim ki benden çok daha iyi yapıyorsunuzdur. Ama ben böyle kırılmayacağını düşündüğüm bir şekilde yapmaya gayret ediyorum. Bunları göstereyim hemen size. Bunları İngiliz Home'dan almıştım. Şöyle çerezlikler. Ama bu mesela çay tabağı gibi.
Bunlar da Madame Coco'nun serileri. Gördüğünüz gibi bittim. Ellerim leş gibi oldu. Simsiyah. Yani betim benzim attı. Videoya yarın devam edeceğim. Çünkü şu an saat 4'ü geçti, 5'e geliyor. Yemek falan yapmam lazım. Şu ellerimi hemen yıkamak istiyorum. Tezgah bile simsiyah oldu. Aslında ben böyle bir taşıma kiti almıştım. Size söyledim mi bilmiyorum ama Trendyol'dan 200 tane kağıt, 4 tane de koli bandı. 100 liraya almıştım, 100 TL'ye almıştım ama onları böyle bardaklarda, kadehlerde, işte daha böyle şey ürünlerde kullanmak istediğim için kağıtlara gazeteyle devam edeyim dedim. Gazeteyle de işte böyle küçük mini tabaklar, işte ne bileyim kavanozlar vesaire, onları sararım dedim ama yani bu nedir? Şaka mı ya? Bugün Mart'ın 12'si. Şu havaya bakar mısınız? Camın önünde bildiğiniz birikmiş. Hala çok fazla yağıyor. Ya harika. Kış vakti taşınmak da benim işim gerçekten. Şöyle burada bardaklarım var, kadehlerim vesaire, işte en üstte de tava setlerim var. Şuradan hemen görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şu kısmı gerçekten çok iyi sarmam lazım çünkü inanılmaz ince o cam bardakları. Hemen göstereyim size. Şu şöyle Madame Coco'nun bir kadehi. Bu gerçekten çok güzel ve ben bunu 12'ye tamamlamıştım. Misafir su bardağı, yani su seti oluşturmuştum. Bunlar çok ince, bunları çok iyi sarmam lazım. Şunlar Karaca'nın Kars serisinden bardakları. Bir de bunun uzunları var, onu da göstereyim size. Bu da böyle Karaca yine uzun. Şu şekilde. Koleleyeceğim. Çünkü ikinci rafı tamamen boşaltmak istiyorum. Öncelikle ben size böyle şunu göstereyim. Bu Karaca'nın French Press'i gerçekten çok güzel. Bunu bana arkadaşım geçen yıl doğum günü hediyesinde almıştı. Tam böyle çeyiz yapıyordum. Şöyle görebilirsiniz. İçinde böyle kaşığıyla geliyor ve burada Karaca yazısıyla geliyor. Çok güzel ya. İnanılmaz güzel. Her türlü böyle kahve, çayı, her şeyi demleyebilirsiniz. Bunu hemen böyle sarayım. Onu da böyle yan saracağım. Bu şekilde. Böyle mi olur? Olmuyor. Bu büyük olduğu için bir tam daha sarmak istiyorum bunu. Şöyle ağzı açık kaldı. Aslında böyle de sarabilirim ben. Oldu. Şu İngiliz Home'un su seti vardı. Bunlar karafı. Su bardağını da göstereyim size. Bu da böyle su bardağıydı. 5 tane su bardağı, bir de karafı var. Bu benim ilk çeyizlerimden biri hatta ama buradaki kapağını, kapaklı bu normalde, beyaz bir plastik kapağı var. Ben aldım da kutudan çıkmadı. Ya o zaman yoktu. Ya bende çıkmadı, ben de fark etmedim, yok diye düşündüm. Bu da çok uygun fiyatlı bir set. 30-40 lira civarı şu an. O zaman daha uygun fiyatlıydı. Bunu da böyle sarayım. Şunları da göstereyim. Bunları da Love'dan aldım. Aynen, altılı. Çok güzel gerçekten, ben çok beğeniyorum. Şey de geniş alanı. Bardaklardan 6 tane varmış.
Bu daha güzel. Ben 3 tane olduğunu düşündüm. Çünkü 3-3 satılıyordu bunlar. Ben 2 kutu almıştım. Böyle çok güzel duruyor. Hatta bir videomda bunu soran olmuştu. Link istemişti. Bunlar da iki yanım bardakları. Şöyle görebilirsiniz. Hem böyle büyük boyunu aldım. Hem de böyle küçük boyunu aldım. Bu da Ikea. Almıştım yani. Şimdi bunları da hemen halledelim. Yoruldum arkadaşlar, videoyla daha zor oluyor. Açıyı kontrol ediyorsunuz falan. Şimdi bu iki tane rafı boşalttım, şöyle arkada da görüyorsunuz. Makineyi boşaltacağım. Günlük kullandığım dolaplardaki işte rafları falan boşaltacağım. Tamamen evi boşalttık. Şimdi gidiyoruz. Bayağı böyle bir kirlendi. Temizlemek için tekrar geri geleceğiz. Şöyle görebilirsiniz. Hep ayaklarıyla doğal olarak girdiler. Bu avizelerimiz var. Avizelerimizi sökmeye geleceğiz. Kalan eşya olarak avizelerimiz var. Bir de televizyonumuz var. Şurada da şöyle avizemiz var yine. Bu avizelerin hepsini ve televizyonu sökmek için geleceğiz sadece. Çok heyecanlanmıştım bu ev için ama istediğim gibi olmadı. İnşallah yeni gelecek olana hayırlı uğurlu olur. Şimdi de gidebiliriz.